Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda başımıza büyük sıkıntılar çıkartan, aslında kurtulmak bir nebze olsun tanıdığımız zaman çok rahat olan kırmızı örümceklerle nasıl mücadele edebiliriz konularına değineceğiz. Videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz ki uygulayacağınız gübreler bile kırmızı örümceklerin hasarını ya çoğaltacaktır ya da azaltacaktır. Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin. Çünkü hem kültürel mücadeleler, hem biyolojik mücadeleler, hem de yapabileceğiniz bir iki püf noktasını detaylıca anlatacağız. Bir de bilimsel araştırmaların ışığında papatya yağıyla, kırmızı örümceklerle nasıl mücadele edebileceğimizi göreceğiz. Kırmızı örümcekler gözle görülemediği için genelde ekonomik zarar oluşturmaya başladığı zaman fark ederiz. Kuru ortamlarda gelişmeleri çok daha hızlı olacağı için ekonomik zararları da çok fazla ortaya çıkar, çok ciddi zararlar verebilirler. Kırmızı örümceklerin bahçemizde olup olmadığını anlayabilmek için şöyle bir metot uygulayabilirsiniz. Beyaz kalın bir mukavva veya ona benzer sert bir beyaz malzemeyi fidenizin altına tutarsınız ve fidenizi kuvvetlice sallarsınız. Beyaz mukavvanın üzerine düşen böcekleri teşhis etmeye çalışırsınız. Kırmızı örümceklerin dışındakileri hemen hemen gözünüzle fark edebilirsiniz. Çok ufak olan böcekleri büyüteçle teşhis etmeye çalışın. Çünkü kırmızı örümceğe benzeyen kadife akarları vardır. Bunlar zararlı değildir, bilakis faydalı böceklerdir. Diğer zararlı böceklerin yumurtalarını yerler. Kadife akarı adından da anlaşılacağı gibi üzeri böyle kadifemsi kırmızı bir dokuyla kaplıdır. Bahçenizde kırmızı akarlar varsa bunlarla mücadele etmeyin. Zararlarla mücadele yapabilmek için onları çok iyi tanımamız gerekir. Onların yaşam döngülerini, hangi durumlarda bize zarar oluşturabileceklerini doğru bir şekilde anlayabilirsek, o zaman onlarla mücadele etmemiz çok daha kolay olabilir. Konumuz olan kırmızı örümcekler kuru ortamlarda çok hızlı bir şekilde ürerler. 23-24 derecelerde ve kuru bir ortam varsa bir dişi günde 100 yumurta bırakabilir. Ancak nemli bir ortam varsa çok fazla yumurta yapma eğiliminde olmadığını görebiliyoruz. Kırmızı örümceklerle yapacağımız mücadelede en güzel yöntem bitkilerin üzerine su püskürtmektir. Tazyikli su püskürterek hem kırmızı örümcekleri bitkinin üzerinden söker atarsınız hem de nemli bir ortam oluşturduğunuz için kırmızı örümcekler fazla üreyemez. Aynı şekilde kuru dönemlerde de toprağı nemlendirmek çok fazla işimize yarayabilir. Ancak bu uygulama yaparken çok dikkatli olun. Güneş batmadan 2-2,5 saat önce bitkilerin üzerine iyice bir ıslatın. Güneşle birlikte bu su kurusun ve güneş battıktan sonra bitkinin üzerinde su kalmasın. Bu sefer kırmızı örümceklerden kurtulalım derken mantari hastalıklara kaptırmayalım. Kırmızı örümceklerle mücadele ederken yapacağımız gübre uygulamaları da çok önemlidir. Diyelim ki bahçenizde kırmızı örümcekleri fark ettiniz ve bunlarla mücadele yöntemlerine başladınız. Kırmızı örümcekler yapraklarınızı emdiği için yapraklarda bir sararmayı fark ettiğiniz zaman panik içerisinde azot kullanırsanız yapacağınız en büyük hatalardan biri olur. Kırmızı örümcek diğer böcekler gibi azota bayılırlar. Kırmızı örümceklerle mücadele ediyorsanız bu dönem içerisinde azotu kesin. Potasyumlu gübreler vermeye çalışın. Özellikle kül suyunu yapraklardan uygulamak çok işinize yarar. Çünkü kırmızı örümcekler potasyumun tadından nefret ederler. Yani çok tavsiye etmediğimiz sentetik gübreler kullanıyorsanız da bu dönem içerisinde azotlu gübreleri vermeyin, potasyum nitratlı gübrelere doğru yönelmeye çalışın. Sevgili arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Abone olmadıysanız abone olun, bildirim zillerini açın. Kanalımıza destek vermek istiyorsanız videoların altına lütfen yorumlar yapın. Sorularınıza mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Ancak bulunduğumuz platformun algoritması beğeniler, yorumlar ve izlenmelerle birlikte videoyu daha büyük kesimlere ulaştırıyor. Lütfen destek olmak için bu anlattıklarımı yaparsanız sevinirim. Fazla zamanınızı almadan
kırmızı örümceklerden nasıl kurtuluruz konusuna geri dönelim. Kırmızı örümceklerle mücadelede biyolojik yöntemleri de kullanabilirsiniz. Özellikle ticari olarak üretimler yapıyorsanız entomopatojenik fungusları kullanmaya alışkanlık haline getirin. İlaç kullanmaktansa bu tarz ürünleri kullanmak çok daha iyidir. Kırmızı örümceklerde etkili birkaç tane entomopatojenik mantar vardır. Bunlardan biri Bouveria baziana'dır. Büyük alanlarda üretim yapıyorsanız bu tarz biyolojik kontrol yöntemlerini iyice öğrenmeye çalışın. Aslında çok maliyetli ürünlerde değildir. Ufak bahçelerinizde dahi rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünlerdir. Kırmızı örümcekleri yiyen akar avcıları vardır. Phytoselius bunlardan biridir. Aynı uğur böceklerinin yaprak bitlerini yediği gibi Phytoselius da kırmızı örümcekleri yerler. Ancak bahçenizde olur olmaz bir takım ilaçlamalar yaptığınız zaman sadece zararlı diyebileceğimiz böcekleri öldürmezsiniz, bunların avcılarını da rahatlıkla öldürürsünüz. Şunu da hemen bir dipnot olarak verelim. Zararlı dediğiniz yaprak bitleri olsun, akarlar olsun, tripsler olsun, bunlar yaptığınız ilaçlara karşı bağışıklığı çok kolay kazanabilirler. Ancak bunların avcısı olan böcekler çok daha narindir ve yapacağınız bütün ilaçlamalara karşı bağışıklık kazanacak bir yapıda değillerdir. Sadece Arap sabununu sulandırıp bitkilerinizin üzerine atmak bile kısa vadede belki sizin işinize yarayacaktır. Ancak uzun vadede başınıza çok büyük işler açar. Dünya genelinde çok geniş bir coğrafyada zararları olduğu için bilim insanları bunlardan nasıl kurtulabileceğimize yönelik araştırmalar yapıyor. Mısır Üniversitesi'nin de Tarım Bakanlığı'nın ilgili daireleriyle yaptığı bir araştırmada 7 esansiyel yağ kırmızı örümcekler üzerinde deneniyor. Rezene, biberiye, limon otu, nane gibi esansiyel yağlarla birlikte bir de papatya yağı kullanılıyor. 7 esansiyel yağ arasında çok açık ara papatya yağı hem kırmızı örümceklerle mücadelede çok ciddi işler başarıyor hem de yumurtalarını yok etme konusunda çok başarılı sonuçlar ortaya koyuyor. Şöyle ki papatya yağı uygulandıktan 24 saat sonra kırmızı örümcek yumurtalarının %98'i ortadan kalkıyor. Yaprak bitlerine yönelik esansiyel yağlarla nasıl mücadele edebileceğimize dair bir video çekmiştim. Papatya esansiyel yağından yapacağınız ilaçta aynı metotla yapabilirsiniz. İster solüsyon yaparsınız, ister konsantre bir sıvı yapar ve bunu sezon içerisinde kullanabilirsiniz. Papatya esansiyel yağının şöyle bir güzelliği var. Az önce anlatmaya çalışmıştım. Kullandığınız herhangi bir ilaç zararlıları öldürdüğü kadar bunların avcı böceklerini de öldürüyor. Ancak papatya esansiyel yağında çok garip bir durum var. Özellikle kırmızı örümceklerin avcılarına çok büyük zararlar vermiyor. Bu anlamda ekolojiyi çok fazla zarara uğratmadan kırmızı örümceklerden kurtulma şansımız olabilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.